Herkese yeniden merhabalar. En son kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Sıra geldi Indium Base'i kurmaya. Bu da Base'den kastım ne biliyorsunuz zaten. Bir teleport, bir de enerji kaynağı. Gel bakalım. Indium hangisi? Mavi olan mıydı yalnız? Bir dakika dur, emin olmam lazım. Indium. Evet, mavi. Hemen gördüm bir de şurası. Peki benim üstlerim nerede? Hah, biri aşağıda, biri yukarıda. Şu indium olması lazım. Yalnız buna bir şey koymaları lazım. Hani bir onaylıyor musun? Gidiyor musun? Emin misin? Gefi bir şey olması lazım. Ona alışmışız çünkü bütün oyunlarda. Basılı tutunca zıplaması. Bir elektrik şeyi gördüm gibi oldu da eyvah dedim. Bir sıkıntı mı var? Kesin bir şey bozuldu. Yemin ediyorum bir şey bozuldu bak. Hayır, bozulmamış. Bazen hasar görüyor çünkü bazı parçalar zıplamalarda. Şimdi... Oh yeah, o neymiş? Sod... Ha, indiğim yok bunda, salla. İşim olmaz, ben buraya indim. Aa, hemen şurada bir tane... Şuradan çıkar mısın bir ya? Bu neymiş? Indium. Yüksek Sentinel aktivitesi. Diğeri neymiş? Şurada bir tane daha vardı. Sen değilsin. Sen değilsin. Diğerleri daha doğrusu iki tane daha var. Indium var. Yani Sentinel aktivitesi bence en çok sıkıntı çıkartan gezegenlerdeki sorun olduğu için yani hava şartlarının falan hiçbir önemi yok. Sentinel aktivitesi birinci önceliği. Miasmatic Planet. Ne demek acaba? Miasmatic. Dur bakayım. Dönebiliyor muyuz? Yani sırf şu arkasındaki gezegeni merak ettiğim için. Dur. Şu daha yakındaydı sanki. Bence daha yakında. Oo, davulcunun sesleri geliyordur kesin. Geliyor. Activated Indium. Gerek yok baby, onu ben kendim yaparım. Yani herhalde yapabiliyorumdur, bilmiyorum. Onu göremiyorum. Neydi bu? Indium. Yalnız şu gezegenin aydınlık tarafına geçme şansımız var mı? Bu hızla geçebilir miyim? Sanmıyorum. Eyvah, parçalı şey adalardan oluşan bir gezegen mi yoksa? Şu bulutları bir geçebilirsek göreceğim.
Eyvah. Şöyle bir kökleyelim bakayım. Yok, deniz kısmına, okyanus kısmına denk geldim herhalde. Ya yani umarım öyledir. Şu az ilerisini görmek istiyorum da şimdi hem öküz gibi bulutlu hem de yağmurlu olduğu için çok ötesini göremiyorum. Tam buralar iyi gibi. O nasıl bir ağaçtır öyle? Bana bir şey saplamasın da. İyi. Yalnız bol keseden biyolojik şey var galiba burada. Fırtına bitti sonunda. Bunlar bana bir şey saplamaz, değil mi? Öyle gözüküyor çünkü. Çok güvende hissetmiyorum kendimi. Gaz, mineral, power. Ha, güzel. Bunu da bulduk direkt. Bu tarafa doğru yardıralım. Ha, tamam. Bir şey unuttum dedim de. Neyse, kı unutmamışım. Seferki yalnız güç kaynağını koyacağımız yer kelek bir yerde olacak gibi hisse kapıldım bir an ama dur bakalım. Yok, tamam. Düzlükte. Ne kastım be, ne kastım be. Obvious diyor ki aşırı yüklendi diyor abi, sakin ol biraz yavaş yürü diyor. Ha, aralarından geçemiyorum. Tüh. Canlılar belirdi. Okey. Şimdi siz ya saldırgan olsalardı zaten çoktan bu mesafelerden gelmişlerdi de. Başka bir konu. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bu bir. Ondan sonra bu iki. Gel bakayım. Indium is üssü. Değil mi burası? Hop.
Güzel. Etrafımızda okyanus, deniz bir şey yok. Rahat rahat toplarız toplamaya geldiğimiz zaman. Gel bakayım. Indium. Yanlış yazdım muhtemelen ya. Çünkü kesinlikle yanlış yazdım gibi geliyor. Indium üssü. Gel bakalım. İki tane metal plaka. Metal plaka. Senin köpeğin olsun metal plaka. Tararant. Tararant. Okey. İş çıktı bize. Sen değilsin. Şimdi tarama işlerine başlayalım. Karbon ve nitrojen. Ferit dust ve amonyak. Ferit dust ve amonya. Amonyaktır herhalde amonya. Ne? Moldy Bobs ve karbon. Peki. Var mı burada taramadığım bir şey? Zaten şu taşlar benim önceliğim de. Ha bunlar neymiş? Ferit dust ve amonya. Güzel. Şekilleri farklı. Hepsi aynı şey ama. Tarattık mı her şeyi? Sırf ha şey. Ya ama bu adiliktir yani. Az bir şey şekli farklı diye. Bu ne? Ha uzaktaymış o tamam. Bu tehlikeli karbon ve sülfür. Parazite host mu? Karbon. Oo dur. Asıl önemli şey taramak. Karbon olduğu aşikar da. Oksijen veriyor. Karbon ve oksijen. Daha ne olsun? Bu ne? Karbon mordite. Mordite ise iyi. Mordite şeyden çıkmıyor muydu ya? Sentinellerden. Vallahi görünür çevrede başka da bir şey yok gibi gözüküyor. Daha zaten dediğim gibi buralara detaylıca bakacağız. Buraya malzeme toplamaya geldiğimiz zaman. Şu anda değil. Şimdi biz bu ferit dust'ı çözelim. Lazer, gel bakalım. Şunları şöyle yardır. Zaten bunlar herhalde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Anlamıyorum. Bunu neden bu kadar zor dönmesini, niye böyle yaptılar? Ya bu gözden kaçabilecek bir şey değil şu olay yani, şunu dönememesi. Kaç tane ferit dust oldu? Ah, şimdilik bunlar işimizi görür bizim. Yapacaktık? Plaka yapacaktık değil mi? Kaç tane lazımdı onu hatırlamıyorum tabii.
İki tane. Güzel. Gel bakalım hemen şeye. Teleport aletini. Teleport. 4 metal plaka, 2 tane nano karbon. Erken mi bastım, ne yaptım? Ferit dust bitti zaten hemen. Master Architect. Şey açtık. Yeni bir arşiv açtık. Evet. Indium üstümüzde. Tamam, öyle canlı gibi davranma. Ben yokken hareket edemezsin içinde. Enteresan hareketler yapma kendi kendine. Okey, bakayım. Yakın çevrede indium var mı? Var. Şurada bir canlı gördüm sanki. Bir kedi gördüm sanki, dur. Oğlum bir... Hedef aldım yer neresi? Sen nerelere bakıyorsun? bin. Çok da önemli bir canlı değilmişsin yani. Evet. Bunu da tamamladık. Tam 3 tane gidilmesi zor mekanda. Yani ana gemiyle gidilmesi zor yer dediğim. 3 tane kaynağın olduğu yerde 3 tane üstümüz, hani evet, üst demekten çekiniyorum ama üstümüz diyelim hadi. Var. Zaten şu enerji kaynağı olduğu sürece üste koruruz yanlarına çok kolaylıkla. Enerji kaynağımız var çünkü, sınırsız. Ha, ana üstte bundan iki tane var yani. Bunun etrafına bir sınırı var mı bilmiyorum. Ben iki tane koydum. Gayet de güzel çalışıyor. Demek ki daha fazlası da olabiliyor. Çok enerji gereken bir şey olursa, ki zaten iki tanesi değil, bir tanesi birçok şeye yetiyor. Evet. Bu da böyleydi. Burayı da hallettiğimize göre artık bu madenleri toplamamız gerektiğini, şu anda elimden hepsinde var çünkü. Tekrar bu madenlere gerek duyduğumuzda buralara geleceğiz. Hem bu gezegenleri keşfedeceğiz hem de madenleri toplayacağız. Onun dışında ne yapacağız? Artık bundan sonra full ışından babam ışından full sistemlere bakacağız, böyle enteresan gezegenlere var mı yok mu diye, full keşif bundan sonrası. Bir de şu yumurta gemileri nasıl, ne yapılıyor, nasıl elde ediliyor bilmiyorum. Onlara da bakacağız işte. Bundan sonra olayımız keşif yani. Bu enteresan bitkiler, canlılar. Bunları araştıracağız, bakacağız. Diye şimdilik düşünüyorum. Sonrasında ne yaparız bilmiyorum. Gömülü modül. Yok, şu an üstümde çok yer yok. Hiç bulaşmayayım bu işe. Ha, bu 3 tane yeni kurduğumuz üste şey de yapabilirim. Yani şu konteynerları da dizebilirim. Emin değilim şu anda da. Çok bir masrafı olmadığı için bunları istediğimiz an çok cayır cayır böyle üst üste buraya dizebiliriz. Ama şimdilik ya yani gerek yok. Gerek yok yani. Şey, şu Exocraft'ı çağırınca, yani şunun depolama alanını kullanıyorum ben. Bunu çağırıp içine yağarım hepsini. Bunu komple dolduracak kadar o malzemeden toplayamam. Böyle bir şey yok zaten. O kadar uzun sürmüyor benim toplu bir şeyler grind etmem. Sıkılıyorum. Ama bu şekilde her şey yolunda diyoruz. Şuna, ha, yazıyormuş üstünde zaten. Tamam. Ondan bir emin olmak istedim de, tamam. Evet, bu bölüm kısa sürdü biraz ama çok hızlı hallettik bunu. Diğerleri gibi olmadı. Bu bölümde bu kadar olsun. 20 dakika olsun. Bir sonraki bölüm artık full ışından 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 gezip dolaşacağız. Bir de bu şeye bakacağım.
Evrenlerin farklı noktalarında hani merkezden uzaklaştıkça bir şeyler değişiyor mu? Öyle bir sistem var mı? Mesela Dangerous'ta var. Merkezden uzaklaştıkça daha nadir şeyler görebiliyorsun. Bunda öyle bir şey var mı? Ya da tamamen karma karışık içine saçılmış halde mi bilmiyorum. Ona bakacağım. Ona göre artık bir sonraki bölüm görüşürüz. Bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı, varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bye bye.